Merhaba değerli izleyenler. Kalplerimiz Seni Unutur Mu? Programının yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü bölümün diğer çektiğimiz bölümlere oranla şöyle bir ayrıcalığı ve burukluğu var. Türk tiyatro ve sinema oyuncusu 74 yaşındaki Ayşen Guru da bir süredir yoğun bakımda verdiği yaşam savaşına yenilerek sevenlerine, sinema ve sanat dünyasına veda etti. Bizler de TVM ailesi olarak onu rahmetle, kalanlara da sabır dileyerek başsağlığı diliyoruz. Biliyoruz ki bu gidiş kalplerimiz ve sinema için bir bitiş değil. Çünkü o girdiği tiplemeler, sinemanın tozlu raflarına bıraktığı filmlerle her daim hatırlanacak, işlendirecek ve güldürmeye devam edecek. Her pazar günü evlerinizde izlediğiniz Kalplerimiz Seni Unutur Mu'yu bu en yeni bölümünüzle sevgili Ayşen Guruda'ya atfediyoruz. 2004 yılının yayın bantlarını karıştırdığımızda kendisi daha önce kız kardeşleri Ayten Erman, Ayben Erman ile stüdyo konuğumuz olmuştu. Onu andığımız ve ona atfettiğimiz bu bölümle bakalım programda kısaca neler yaşanmış bir görelim. Sonra da anıları detaylı olarak sizlere aktaracağız. Kalplerimiz Seni Unutur Mu? Ayşen Guru da hiçbir zaman seni unutmayacak. Her sene yapılan liseler arası bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Kız Lisesi yarışma ekibini sahneye davet ediyor. Şimdi de Erkek Lisesi ekibini davet ediyorum. Zaire Cumhurbaşkanı kimdir? Ne yüzüme bakıyorsunuz lan? Zaire'nin Cumhurbaşkanı ben miyim? Zaire'nin Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Clay'dir. Clay, evet. Yanlış. Bu ne telaş hala, ne oluyorsun Allah aşkına? Ayol, babanız aşağıda ateş püskürüyor, sen hala buradasın, hadi çabuk olun, hadi. Anlaşıldı mı büyük kızım Zekiye? Anlaşıldı babacığım. Nerede senin kocan? O erkenden kalktı da Seferoğullarını gözetlemeye gitti baba. Bekir, göster bakayım sana vuran hayvanı. Niye? Kocanı tekrar dövdürtmek mi istiyorsun? Bırakın! Bırakın, tutmayın beni! Tutmayın küçük enişte! Salıverin gitsin! Vallahi meraktan çatlayacağım. Geliyorlar, geldiler işte. Ne oldu? Babama bir şey mi oldu? Gevezelik etmeyin, kapıyı açın çabuk! Ne oldu abim? Al babacığım! Baba. Gel babacığım! Ne oldu gel babama? Çüş be! Ha beni koyarsın bu kapların yolumun ortasına! Bacacığımı kıracaktım. Ev seferinde kaplarıma değmesen rahat edemezsin. Bayılmışım senin kaplarına, kacaklarına. Kaplarıma değil, sen bana baygınsın. Avucunu yala. Ben sana mı kalmışım, bitli karaycı? Dur be, çamurlaşma hemen. Ben de sana kesikim. Kesik olsan ne fayda? Kızı da anası gibi yalan söyler. Asıl onun kalaycı dayısı bana göz koymuştur. Peşimde it gibi dolanır. Yedim beni sevim, bozuk para gibi harcadım. Beter o! Ne vuruyorsun çat çat? Anahtarın yok mu senin? Olmaz olur mu canım ama... Yoksa kapılarda mı karşılanmak istiyor beyefendi? Kocan olacak, uğursuz mu geldi kız? Dur! Çıkar! Çıkar! Ayağını çıkar kör olası! Naci! Yetişin! Ne olur! Bırak beni! Naci! Bırak diyorum! Çek elini hayvan! Seni dışarı, her gele seni! Bırak kızımı! İmdat! Bırak diyorum! Yetişin! Çek kızımın ırzına geçiyorlar! Allah seni kahretsin, gözü denmiş canavar seni! İmdat! Yetişin! Yetişin! Seni gebertirim seni hayvan! Canım, ah canım! Otur yavrum! Otur, otur! Şöyle koyayım arkana! Oh. Ana sana kurban olsun! Ali Rıza Bey, bana bir emrin var mı? Ben şarap! Tak, tut abim o benim! Hadi oğlum! Sen de babacığını üzmeden doğru dersinin başına! Ya! Oku lan!
Ya, okusun da adam olsun babası gibi. Bizim gibi eşek olmasın. Estağfurullah. Annem sana o pek sevdiğin mantıdan yoğurdu. Ne zahmet? Ne demek? Biz senin sayende daha ne günler göreceğiz inşallah. Yazmayınca ya ölümlüler alemine nam salacak olan Adem kimdir? Kara gözlün. Sultanların namı unutulacak, onun namı yayılacak. Nasıl? Sevgili Ayşen Guru da Türk sinemasının adeta kökleri derin bir ağacıydı. Ve çoğu genci deneyimleri ve tecrübeleriyle onu idol gören, bilen hayranlarını hep bu ağacın yamacından çekip gölgesinde barındırdı onları. Peki sizler onun bu oyunculuk yeteneğinin aslında hayatı hiç hesapta olmayan bir gelişme olduğunu biliyor muydunuz? Şimdi kendi ağzından yeniden bir dinleyelim ha, ne dersiniz? Tevfik Bilge turne yaptı. Tevfik Bilge'nin turnesinde dediler ki genç bir kıza ihtiyacımız var. Babam da yeni ölmüştü o zaman. Ayşen'e sordum. Ayşen istemedi. Yani benim zorumla Ayşen oyuncu oldu. Peki bilmem ne filan dedi. Biz turneye çıktık. Ayşen de öyle oldu. Ya istemeden. Yani istemeden. İstemeden evet. Allah Allah Ayşen. Avukat bilen olmak istiyordu. Ben bütün bu söylediği ablamın film şey anla şeylerini, oyunlarını hep çocuk kalacağız filan hepsini evet, izledim. Evet. Çok iyi bir tiyatro izleyicisiydim. Ama küçücüktüm, ateşler içinde böyle dalıp dalıp gider gene onları seyrederdim. Ama hiç istemiyordum. Yani bir tane müsamereye çıktım. Birinci sınıfta. Orada da böyle bir resmim var diye oturmuşum bakıyorum. Ya ondan sonra benim sahne mahne hiç aklımda yok. Ben avukat olacağım. Öyle bir hayalim var ama babam ölünce çalışmak zorunda kaldık hepimiz. Bunlar şimdi, küçük. Şimdi. Annem yapayalnız kaldı. İki büyüyecek biziz. Ablam da o şeyi söyledi. Gel dedi. Gittim. Hiç unutmuyorum. Çorlu'da sahneye çıktık. O gün benim ilk sahneye çıkışım Çorlu'da. Birkaç replik sonra alkış aldım ama kimi alkışlıyorlar, niye alkışlıyorlar belli değil. Hiç bilmiyorum yani. O kadar bilmiyorum. En sonunda beni alkışlıyorlarmış. Bir alkış, bir alkış. İçeri girdim, herkes öptü filan. Kadroda ben bir kabarayım sonra, bir hafta sonra. Ben bir ben olmazsam oyun oynanmaz zannediyorum. Şerif abla filan bir çektiler beni. Sen ne yapıyorsun bakayım dediler. Ne yapıyorsun? Sen olmasan var ya sırada kuyruk var dediler. Böyle şey yok. Böyle şey yok. Adam gibi otur, oyununu oyna, gövmeni al. Bu ne dedi? Üstünde elbise, buruş buruş. Başka etekliğin yok mu senin? Var. Bunu yıka, ütüle, para verdi. Bir tane de naylon torba al, bir de askı. Bunları böyle göreceğim. Ben dedi krank açıyorum. İki tane koca böyle askılı valiz açıyorum, her gün ütü yapıyorum. Onu zengin bir kimdi bir daha? Bir Şeref Çapın. Evet, Köroğlu. Fosforoğlu. Fosforoğlu, Müşerif. Müşerif abla. Renan Fosforoğlu'nun hanımı. Hanımı biliyorum. Evet. Yani ne diyorsun abi? Bir daha öyle annemi istiyorum, bilmem. Defol git dedi. Git. O oldu. Bak bunu okulda öğrenemezsin. Okulda öğrenemezsin. Yavaş yavaş, evet. Bu elbiseler sahnenin. Bu elbiselerle çıkacaksın. Sahnede giydiğin şeyi sokakta giymeyeceksin. Asla. Bunları okul nereden öğretir? Hiçbir yerden öğretir. Çok zor. Ayşen Guru dayı konuk olduğu eski bölümlerimizden biriyle, üstelik izlerinin geçtiği bu aynı stüdyoda yad etmeye devam ediyoruz. Bu kadar bilgi birikimi, yeteneği, enerjisiyle böyle bir ömrünü birçok filme sığdırmış, unutulmaz filmlere imza atmış olan Guruda'nın bir de mesleği için olmazsa olmazlarından biriydi. İşini yaparken eğlenme disiplini vardı. Hem çalışıp hem de eğlenebilmek
Guruda için başarının ilk adımıydı belki. Saygı ve rahmetle Ayşen Guruda hatıralarıyla programımız devam ediyor. Hadi bir izleyelim gene. Ben neyim? Ben bunu söylüyorum. Ben neyim? Oyuncuyum. Oyun ne? Çok güzel, çok önemli, çok öğretici bir şey. Yani çocukluktan itibaren başladığımız hayatı öğrenmek için oyun. Fakat bu oyunu hem çok ciddiye alacaksın hem çok eğleneceksin. Evet. Ben sadece ciddiye alanlarla oynayamıyorum. Komiğime geliyor. Sinemanın sevilen ve acısını henüz taze tuttuğumuz sevgili Ayşen Guruda'nın oyuncu olan kardeşleri Ayten Erman, Ayben Erman ile geçen çocukluk yıllarına şimdi biraz oralara doğru gidelim. Sürekli oyun oynayarak geçirilmiş bir dönem. İlginç ve eğlenceli bir aile yapısıyla yeniden Guruda'nın ağzından sizlere sunalım. Bu hani çocukluğunuz döneminde yaramazlıkların dışında yani bu kadar Türkiye'yi güldüren olayları yapan çok üç tane kardeş. Ayşen üçünüz çok okurdu. Güler miydiniz? Mim çok olan. Eğlenir. Eğlenir miydiniz? Çok eğlenirdi. Çok Ayşen'den olmak Allah, çok eğlenirdi. Buna, ablam o kadar değil. O dikiş diker. Daha bizden büyük olduğu için. Biz daha üçümüz abla. Daha yakın olduğumuz için çok iyi. Yani bu kadar çok oyun oynayan çocuklar yoktur. Artık çocuklar oyun oynamıyor. Başka bir şey yapıyorlar. Tabii. Bilgisayar başında. Biz nerede oturuyoruz? Yeşilköy'de. Her dakika uçak. Önümüzden tren gidiyor. Havaalanına yakınız. Ne görüyoruz? Uçak. Mayday, mayday. Yeşköy. Yeşköy. Tren geliyor. Babam trenden karpuz atıyor bize. Biz gidiyoruz. Hadır karpuzları. İki uzun bir kısa anneme mesaj yolluyor. Koca gidiyor. Sirkeciye diye. Demir yolcu. Ya, annem bunu, de demir yolcuydu baba, değil mi? Babam makineler demir. Var ya. Demir yolcu. Evet. Amale. Evet. Oradan annene şey mi? Evet. Ses. Cicik çalıyor. Bir uzun atıyorum iki kısa. Ha, anla ki koca geçiyor. Hey, anladın mı? Kaptanlar gibi. Yani, anneniz babanız da o zaman matrak. Matrak yani, hayatın. Babam işi. Bize bak. Halam Karagümrük'te oturuyor. Tabii eskiden Yeşilköy'den Karagümrük'e gitmek, Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na gitmek gibi bir durum var yani. Hakikaten öyle. Gidemez. 15 gün bize arkası yer, mabadi yarın halama git. Yani halamın kapıyı çalamıyoruz. Bayram ziyaretine gidiyoruz. 15 gün bunu anlatıyor. Yol bize anlattığı yol bitmeler bilmiyor. Tramvaya biniyoruz. Igna, sıkına, duruyor, geri gidiyor tramvay. Ya bunları babam anlatıyor. Annem masal, anneanne. Annem pardon, Karagöz oynatıyor. Evet, perde yapan Karagöz oynatıyor. Biz biliyoruz. Hazırlar, kendi hazırlar onları. Evet. Cümleleri biliyoruz, takmaları. Ondan sonra babam böyle bunları anlatıyor. Çetin Kaya hattını anlatıyor. Ben Çetin Kaya hattını ben yapmış gibiyim yani. Öyle biliyorum. Şey desen, anneannem bir masala Şatafol Baba, evet. Zembille aşağı iniyor. Zembille Şatafol Baba kim? Masal kahraman. Kahraman. Ne masallar. Ama şey uyduruyor. Sahne. Uyduruyor. Anne, ne tabii masallar anlatıyor. Biz böyle dinliyoruz. Böyle. Ama ne yapsın kadın uydurmasın lazım. Annem babam Ramazan oluyor. Teravih kılınsın şey bağırış çığırış olmasın diye alıyor bizi. Trenlere bakıyoruz. Bizi götürüyor istasyona. Bakar mısın? Trene bakıyoruz. Trenlere bakıyoruz ya herkes orucunu açsın, teravih sessizlikte yapsın diye. Trene bakıyoruz. Marşandiz geçiyor, biz gitmek demeyiz. Bu şey mi? Ya gürültü etmeyin. Tabii yaramazlık yapmayın. Trene bakalım, duralım diye ya. 14 yaşında annemle babamı kardeş zannediyordum. Sonra öğrendim. Sonra arayı kapadım ama... Yani biz bizim ben durumumuz de. Şey mi? Yani felaket. Yani şey mi? Mesela söylerler ya bizim arkadaşlar arasında da var bir şey anlatırken falan. Ya o çocuğa kızma falan. 9 yaşında baba dedi. O durumlar. Durumlar değil mi? Durumlar. Eskide. Anne madem ki diyorum ki bu abla
Bu kardeş, öbürü kardeş. Demek onlar da bir kardeşlerden biri oluyor. Ama çok oynuyoruz, koşuyoruz, denize giriyoruz. Bunları düşünmüyoruz ki. Ay ben doğdu. Bize dediler ki, annem hep evde doğum yaptı, ebe. Doğru. Ebe doğurttu bizi. Bize dediler ki, bir tane kardeş geliyor, siz erkek kardeşimle. Siz uyuyun, sonra o kardeş sizi dondurma getirecek. Sonra biz uyuduk, uyandık, bırak bırak. Hani dondurma, dondurmacı da geçmiş, gitmiş meğer. Ulan diyorum, ne yalancı çocukmuş bu. Dondurma vermedi. Sonradan ablam bunun saçlı, çok güzel bir bebekti ama. Hala öyle. Hala öyle. Hala da öyle. Bu lüle 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 tek tek lüle yapıyorlar. Sen bu oturuyor böyle bir kurdeli bunu kafasında niye tutuyor? Oturup sabahlara kadar elbise dikiyorum ona ben. Ben bunu hep seyretmişimdir uzaktan. Yazık çocuğa niye böyle oturtuyorlar? Niye ona o kurdeliyi böyle böyle yap kafandan düşür. Hep ben başka yer o oturuyor. Kokoştu küçüklüğünden beri kokoş. Yani doğarken çıkıdık 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 diye doğdu. O zaman bu zaman çıkıdık. Aynen. Hem hüzünleniyor hem de gülümsüyoruz değil mi? YouTube'da yaklaşık 614.390 kez görüntüleme alan bir veteremiz gelecek şimdi ekranlarınıza. Sevgili Ayşen Guruda için bakın reklam sloganları vizyon ve misyon olarak en çok hayatın hangi alanından çıkıyormuş? Buyurun seyredin. Minibüsçüler. Pazarcılar, minibüsçüler. Dünyanın en iyi esprisini ve reklam jingle'ını bulan insanlar pazarcılardır. Aynen. Yani o kadar ikizlere takke. Öyle bir böyle bir şey var mı? İkizlere takke. Sütyen satıyor ikizlere takke. Sen nereye çeker çocuklara birer tane takke mi alıyorsun? Yani şu ironiye bak. Ben minibüste gidiyoruz. Bir tane yaşlıca bir kadın karşıya geçiyor. Minibüs zar zor çarpacaktı durdu. Adam açtı camı şoför. Dedi teyze bu enişteme benzemez. Altına aldı mı öldürür. Yani böyle bir şey var mı? Böyle bir espri anında üretme var mı? Oyuncu, ya biz zar zor üretiriz bunu. Anında. Anında. Sen bunlardan koparsan bittin. Hele işin espri anlayışı varsa dünyada. Abi, yürüyüşleri görmüyorsan. İnsanların çeşit yürüyüşü var. Evet. Bak bir İngiliz kendinden emin. Omuzları dik, başı yukarıda yürüyor. Çünkü sosyal bütün hakları elinde. Hükümet, devlet bana bakar. Hiç öyle bir yama yok. Evsiz kalsam da verir parayı. Hasta olursam bakacak. Bu var. Bizde böyle. Bugün hangi acaba ilaca? Acaba bakar mı? Ölürsem bir kenarda ne olurum? Cenazemi kaldırırlar mı? Kimsesizler mezarlığına mı gömerler? Yani biz böyleyiz, böyle gidiyoruz. Yönetmenliğini benim üstlendiğim 1984 yılı yapımlarından biri olan Kızlar Sınıfı adlı sinema filminde sevgili Ayşen Guruda ile çok eğlenceli ve komik bir çalışma hayatımız oldu. Dizi setlerinde zor ve yoğun çalışma şartlarının yanı sıra bazı komik zamanlarımız da oluyor. Sevgili Guruda ile kahkaha dolu anılarımızı bir kez daha görelim. Benim ilk filmimde şansım oradaydı. Ertem abi müjdeyi verdi. Bundan çekeceksin. İşte rahmetli Tanju Korel kardeşimiz ve Ayşen, Ercan Yazgan. Bütün bunlar var. Ve bunlar bana nasıl destek, ne istiyorsun? Bir de çok iyi. Kafandan ne geçiyorsun? Ve bir de şey çektik sonra Ertem abinin verdiği Kızlar Sınıfı. Kızlar Sınıfı'nda bana bir numara yaptınız Allah aşkına ya. Nedir o? Bakar mısın? Zaten her dakika bir şey oluyordu da. Yani her dakika bir action bak, vardı yani. Evet, okulda çalışıyorsun. Ümit, gece çalışmayı çok bayılır. Gece. Ben her gece dua ettim. Allah'ım hayırlı bir kısmet çıkar. Şu karısına aşık olsun. Evine gitsin.
E diyordum ki bak ben sana şeyden akça pakça bir kız alacağım. Sen evden dışarı çıkamayacaksın, görürsün gününü filan. Fakat şimdi onu çekiyoruz şeyi, kızlar sınıfını. Bir de bize yemek memek ısmarladığımız yerden bir garson çocuk geliyor. O kadar meraklı ki artist olmaya. Nasıl olacağım? Her geldiğinde bizi rahmetli Savaş'ı, İlyas'ı, beni hepimizi oturtuyor, soruyor. Ne olur abla bize abi söylesene nasıl olur? Dedi ki çık yukarı. Bak motor stop diyen bir abi var orada. O motor dediği zaman geç kameranın önüne, kamerayı biliyorum. Yap dediniz. Bitti dedik. İş bitti. Şöhret oldun. Sonra onun gelişini gördük. Ümit böyle mosmor aşağı iniyor. Anne. Yukarıda benim durumum ne? Yani. İlyas'ta bir şey var. İşte bir birileri daha var. Sanki. Rol var yani. Böyle prova yapmışız. Kaç alacağız falan. Orada işte böyle birileri var. Çocuklar, asistanlar, masistanlar falan. Şuralarıma sızmış o oğlan. Şuralarıma sızmış. Arkalara sızmış. Ha. Şimdi demişler o. Öğrenmiş de motoru bu adam söylüyor falan. Yönetmen bu diye. Ondan sonra bir geldi motor da. Evet İlyas yürü falan. Geldi ben. Hele. Sol. Kim bu manyak? Nereden geldi falan bir anda herkes şaşırdı. Planlanmış geldi yani. Bir anda dediler ki ne var? Sonra birisi dedi ki abi aşağıdan doldurdular dedi. Negatif çekiyoruz. Negatif çekiyoruz, negatif gidiyor. İlk önce çok güldüm, aşağı indim. Kapıyı bir açtım, odadalar ya. Hocam şöhret oldu mu? Kumpas kuruldu yani bildiğiniz. Ya. 2014 yılının Ağustos ayında bu stüdyoda gerçekleştirdiğimiz bantımızdan en seçkin bölümlerini sizler için ekranlarınıza getirdik. Kah güldük, kah hüzünlendik. Peki bu kadar bilgiye, deneyime, yeteneğe doymamış bu özel kadın için, özel sanatçı için o dönemde hazırladığımız biyografisi yeniden ekranlara gelsin ister miydiniz? İşte karşınızda Ayşen Guruda'nın zamanın bu yolculuğundan bize kalanlar. Ayşen Guruda 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Ablası Ayten Erman'ın desteğiyle tiyatroya başlayan Ayşen Guruda, Tevhid Bilge Tiyatrosu'nda Kongre Eğleniyor piyesiyle sahneye çıktı. Avni Dilligil, Muammer Karaca, Özel Kadıköy Tiyatrosu, Ankara Meydan Sahnesi, Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu gibi ülkenin önde gelen tiyatrolarında usta oyuncularla sahneyi paylaştı. TRT için çekilen skeçlerde canlandırdığı Domates Güzeli Nahide Şerbet diplemesiyle bir anda herkesin sevgilisi oldu. Komşusu Adile Naşit sayesinde Ertem Eğilmez'le tanışan Guruda, Türk sinemasının unutulmaz karakterlerini yarattı. Başta Yedi Kocalı Hürmüz, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Hababam Sınıfı, Şensaz'ın Bülbülleri, Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra müzikalleri olmak üzere birçok müzikalde oynadı. Türk sinemasının klasikleri arasına giren birçok filmde rol aldı. Oynadığı filmlerden bazıları şunlar: Hanzo, Bitirimler Sınıfı, Delisin, Aile Şerefi, Süt Kardeşler, Tosun Paşa, Gülen Gözler, Çöpçüler Kralı, İboyla Güllüşah, Şabanoğlu Şaban, Neşeli Güller, Hababam Sınıfı serisi, Şark Bülbülü, Renkli Dünya, Davaro, Gırgırıye, Çiçek Abbas, Şekerpare, Namuslu. Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filmiyle 11. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde, Kağıt filmiyle 47. Antalya Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın ödüllerini alan usta oyuncu, 31. İstanbul Film Festivali'nde Sinema Onur Ödülü aldı. Ayşen Guruda, tiyatro ve sinemanın yanı sıra birçok televizyon dizisinde de rol aldı. Bunlardan bazıları şunlar: Ana, Kaygısızlar, Dayı, Ana Kuzusu, Sultan Makamı, Fesubhanallah, Zoraki Başkan, Geceyle Gündüz, Krem. Ve şimdi anıları tazeledik. Güldük, gülerken düşündük. Ben aslında programın başında vermek istemediğim son görüntülerim var. Yani başında verirsem hüzne gireceğiz, boğulacağız, ağlayacağız. O yüzden bu dramatik sahneleri
sona bıraktım. Şimdi Türk sinemasının ve tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan canım arkadaşım, benim güzel dostum, sevgili Ayşen Gruda'nın Zincirli Kuyu mezarlığında gerçekleşen son yolculuğunu ekranlarınıza getirerek programımızı bitiriyoruz. Güle güle Ayşen Gruda, sinemanın ilk ve tek domates güzelisin. Yerin dolmayacak, hep hasretle ve özlemle hatırlanacaksın. Benim canım, dost, kardeş, arkadaş, meslektaş, büyük oyuncum Ayşen Gruda. Güle güle, güle güle arkadaşım. Tiyatro ve sinema sanatçısı Ayşen Gruda'nın vefat haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 74 yaşındaki usta sanatçı Kağıthane'de özel bir hastanede yaklaşık 1,5 aydır pankreas kanseriyle savaşıyordu. Domates güzeli lakabıyla anılıp sevilen usta oyuncu, ailesi, sevenleri, dostları tarafından sonsuzluğa uğurlanıyor. Ayşen işinin dışında hiç okavazlık yapmazdı. Gayet ciddi bir kadındı. Öyle hani toplumsal ama, meselelerde de ama bir şey olur o, yani zaten tarzı öyle komikti. Öyle hani bir şey olur da yapardı. Onu da yapmış olmak için falan değil. Yani zaten öyleydi. Ben her zaman ablama diyordum, hangi camdan bakıyorsan biz de söyle o camdan bakalım. Ya kurban olayım. Çocukluğunda nasıldı? Çocukluğunda da yani bizden çok değişikti. Babam mesela kulağımızı çekerdi. Ama acıtarak falan değil. O acımadı ki, acımadı ki. Hani biz ağlardık. Evet. Çocuk bir yapısı ağlardı. Öyle güçlü, güçlü. Değişik, dediğim gibi başka bir pencereden gördüğü için her şeyi öyleydi. Yani anlatılmaz Ayşen. Yaşamak yaşanır. Lazım. Biz beraber hiç anlatılmaz. Yaşadık. Ayşen Gruda yaşamak lazım. Evet. Biz beraber yaşadık. Sen kardeşi olarak yaşadın. Yani, biz de setlerde yaşadık. Oturup anlatsam, kitap olur. İnanılmaz. Ayşen Gruda şey söylemişti. Türk halkı beni nasıl gömeceğini iyi bilir demişti. İyi bilir. Bugün Zincirli Kuyu Mezarlığı dolup taşıyor. Sevenleriyle, halkıyla, ailesiyle, dostlarıyla, tanıyan, tanımayan bütün herkes burada. Neler hissediyorsunuz şu anda? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Valla o da demiş ki benim halkım beni nasıl gömeceğini bilir demiş. Evet. Her şeyi iyi bilir ya. Yani. Evet. Yani. En güzel lafı söylemiş. Çok seveni varmış. Biliyordum. Yani sevildiğini çok biliyordum ama çok çok seviliyormuş. Onlara artık teşekkür ederim. Ben hiçbir zaman ben hiçbir zaman öldüğünü kabul etmiyorum. Yani edemiyorum. Yani dediğim gibi ben sanki bir dizi veyahut bir film falan öyle bir şeyi oynuyoruz. Ablam ölmedi, daha kabullenemedi. Yavrum ben canımı kaybettim. Kardeşimi kaybetmek değil. Ben bizim onunla yaşımızın arasında 10 yaş fark var. Bunları hepsini ben büyüttüm. Anam babam bunlara emanet etti. Biz 4 kardeş bir erkek kardeşimizi kaybettik. Şimdi de Ayşen'i kaybettik. Ben yani bana emanet ettiler. Ben bakamadım onlara. Ona
çok konuşamıyorum. Ne dediğimi bilemiyorum. Işık içinde yazsın, büyük kabiliyetli, yetenekli. O yeteneğiyle göklere doğru, yani göklere dediğim zirveye doğru yürüdü. Halk baktı ki bizden dedi, o aldı götürdü zirveye oturttu. Sen bizdensin dedi. Ve o da evet dedim, ben de sizdenim, zaten sizin için varım dedi. Halk siz olmasanız ben yokum dedi. Ve onların duygularını tercüme etti. Onların düşündüklerini, o tercüman oldu düşündüklerine. Velhasıl hep halkla beraberdi. Zaten söylediği de oydu. Ayşen Hanım'ı unutamadığınız bir anınız var mı? Vallahi bir sürü var tabii 12 sene için, ama en çok hoşuma gidenler şeylerden biri. Benim bir şair tarafım var. Hep geceleri oyundan sonra beraber aynı oyundu. Otur yazı yazardı, şiir yazardı falan. O içeriden seslenirdi yoruldum diye. Hey katip hadi gel uyku zamanı derdi. Ve tek aklımda kalan güzel laflardan biri bu. Ve tek anım bu yani. Ve dediğim gibi Allah onunla beraber olsun. Işık içinde yazsın. Şimdi şurada bulunan ve hatta Türkiye'de onu tanıyanların en eski tanıyanı benim. Nereden diyeceksiniz? Onlar Yeşilköy'de otururlardı. Üç kız kardeşlerdi. Daha Ayşe'ni ben sahneye çıkmadan 57 senesinde, biz o zamanlar Rıfat Telgezer diye bir cambazhane vardı. Biz orada gidip Yeşilköy'de programlar yapardık. Onlar da bizi çok severlerdi. Yani ben Ayşe'ni, Ayten'i, Aybeni küçücüklüğünü, Ayşe'nin yeni yeni böyle ortaokul sezonuna, Ayten'i de yeni yeni böyle sinemaya, şey, tiyatroya geçtiği zamanlardan tanıyan bir insan. Ayşen'le biz en son şeyde Yedikocalı Hürmüz'de 1999 senesindeki oyunda oynadık. O zamanlarda günün bir esprisini koydum ben günlük. Ayşen benim karımı oynuyordu. Ben Trakyalı kocasını oynuyordum. Beni Hürmüz'ün evinde basıyordu. Ve diyor, soruyordu bana, sen ne arıyorsun burada diyordu. O zaman da ben de çiçekleri sulamaya geldim diye bir espri yapıyordum. Şeyin rahmetli politikacının esprisini. O tabii salon alkıştan ninledi o gün. Ama Ayşen bana ertesi gün sabahleyin telefon etti. Dedi ki, ulan dedi, nereden buldun dedi. Bir dakika alkış sürdü çünkü günün esprisiydi o. O da bana, sen de bugün beni bekledin. Çünkü biz bir dakika ellerimiz mikrofonda bekledik. Böyle alkışın durmasını bekledik. O da bana ertesi gün, ben gene dedim, ne arıyorsun burada dedi. Çiçekleri sulamaya geldim dedi. O da bana cevap olarak dedi, sen çiçekleri sulamazsın, hortumun kısa dedi. Onun gibi bu espriyi hiç unutmam yani. Ayşen'le Türk sineması, tiyatrosu, sanat hayatı çok yönlü bir insanı kaybetmiştir. Çok yönlü ama. Ayşen tek düze bir sanatçı değildi. Ama her şeyden önce çok kültürlü bir kızdı. Çok kültürlü bir kızdı. Ve son derecede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kardeşimdi. Evladım sayılırdı. Nur içinde yatsın. Ben çok üzgünüm. Ayşen Guru da Türk sinema tarihine ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdırmış. Çok önemli bir usta, bir büyük değerimizdi. Ben inanıyorum ki Türk halkı onu her zaman kalbinde yaşatacaktır ve hiç unutmayacaktır. Nasıl bir kadındı? Çok eğlenceli, çok sevecen, çok şeker. Yani olduğu gibi görünen, hep işte ekranda, sahnede nasıl görüyorsak hep öyle olan, hiç değişmeyen, içten, dost. Bunca yıllık meslek yaşamımda bir kez birlikte oynadık canım oyununda. Çok keyifliydi. Çok uyumlu bir işte tiyatro dönemi geçirdik. Ben ailesine, sevenlerine, sevdiklerine, Türk halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Üzerine nurlar yersin. Mekanı cennet olsun.
bize saflığı, temizliği, doğruluğu, dürüstlüğü öğretti öncelikle. Bir de Cumhuriyet kadınıydı biliyorsunuz. Kendisini şu anda nurlar içinde yatsın, ışıklar içinde yatsın. Çok seviyorduk tabii ki. Allah rahmet eylesin. Işıklar içinde olsun. Tabii Türk halkının, sanatseverlerin başı sağ olsun tabii ki. Hayırlı, hayırlı günler. Siz bunu kendiniz de... Kendim yapıyorum, evet. Ben portre ressamıyım. Yapabildiğim bu vardı. Ben de bunu yaptım. İnşallah beğenilir yani. Ben bu ülkeye dirlik, düzenlik, kardeşlik, birbirini anlamak, bağırıp çağırmamak, etrafımızda olanların bir ayırdında olmak ve lütfen ötekileştirmeden birbirimizi anlamak, empati yapmak diliyorum. Lütfen burası Türkiye, başka yerimiz yok gidecek. Lütfen birbirimizi anlayalım, dinleyelim ve empati yapalım. Sen, ben, o yok, biz varız. Teşekkürler. Teşekkür. Son cümle.